Nerede? Aa yok. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Zorlanıyorum. O kadar kötü ki. Merve dur orada, dur orada. Yok. Kız. Anneciğim yerini değiştir orada. Hayırlısı. Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2022 yılında bitirmiş olduğum her şeyi konuşacağız. Taşınmadan hemen önce bu videoyu çekmek istedim. Çünkü bunlar da benimle yeni eve gelsin istemiyorum artık. Zaten şu an tutmakta çok zorlanıyorum. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama eski evimden baya baya bitenleri buraya taşınmış ve burada videosunu çekmiştim. Şimdi yeni eve götürmeyeyim diyorum. Artık burada bunları çekerim. Yeni evde yeni bitenlerimiz olsun, yeni anılarımız olsun istiyorum efendim. Öyleyse hızlıca başlayalım. O kadar çok şey var ki hangisinden bahsedeceğimi bilmiyorum ama hiçbir şeyi kategorize etmeyeceğim. Çünkü bunun neyini edeyim? Şu kadar. Ne oldu böyle? Bunların hepsi arkadaşlarım. Konuşmamız gereken şeyler. Dansöze para takar gibi kendime signal taktım. O zaman signalle başlayalım. En sevdiğim diş macunlarından biri. Dişleri gerçekten çok güzel temizliyor. Uzun vadede bence var olan diş renginizi daha beyaz bir hale getiriyor. Ve sonrasında düzenli kullandığınızda da o rengin daha kalıcı olmasını sağlıyor. O yüzden çok seviyorum efendim. Hala denemeyen yoktur diye düşünüyorum. Varsa da bence kesinlikle baksın buna. Çok hızlı hızlı anlatacağım bu arada. Çünkü bu videonun gerçekten bir saat olmasını istemiyorum. Benimkiler böyle ikiye ayrılmış durumda. Merve 1 saat 40 dakikalık videolar at. Kimileri de diyor ki Merve 20 dakikada yeterli sanki ya. O yüzden ikisinin ortasında bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hayırlısı. Oradan hemen Yves Rocher'in Pure Alp Detox etkili yüz yıkama jeline geliyorum efendim. Eğer kuru ciltliyseniz, cildinize ne kullanırsanız kullanın, cildinizi geriyor ve böyle tahriş etmiş hissettiriyorsa bu asla onu yapmıyor arkadaşlarım, onu söyleyeyim. Kuru karma ciltler çok sever. O kadar hafif bir temizleyici ki. Sabah akşam kullanabilirsiniz. Asla cildi irite etmeyen en sevdiğim jellerimden biri. Yüz yıkama jeli demişken devam edelim. Bunu zannediyorum ki bir önceki bitenler videomda da göstermiştim. Hemish'in All Clean Green Foam'u. pH'i 5.5. O yüzden cilde çok güzel uyum sağlıyor. Yine Yves Rocher gibi cilde asla tahriş etmiyor. Cildi çok güzel yatıştırıyor. Çok güzel temizliyor. Çok narin bir temizleyici bu da. İkisi de jel yapıda. Bu belki bir tık daha yoğun kıvamlı olabilir. Bu arada ikisi de gerçekten köpürmüyor. Ben böyle köpürmeyen jellerin cildimi çok iyi temizlemediğini zannediyordum ama tam aksine çok nazikçe cildi yormadan temizliyorlar. Eğer Kore cilt bakımına hala başlamadıysanız ve yavaş yavaş başlamak istiyorsanız bence ilk olarak kullanmanız gereken temizleyicilerden biri. Yani ben bittikçe alıyorum. Gerçekten bunun bende yedeğinin olması bana kendimi çok rahat hissettiriyor. Pixi'nin Glow Toniği. Artık arkadaşlarım bu kadar kaldı ama maalesef tarihi geçti. O yüzden artık kullanmak istemiyorum. Kokusunda vesaire hiçbir şeyde değişiklik yok. Aynı. Aynı koku. Aynı hissiyat ama cilt bakım ürünlerinde tarih geçtiği zaman ben hemen Merve dur orada bir dur orada falan diyorum. Bu arada akıttım bir yerlere. Pamukla değil de direkt olarak elime alıp böyle cildime pıt 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 uygulamayı çok seviyorum yüz temizleme jelimden sonra. Cildi çok güzel aydınlatıyor. İçerisinde glikolik asit olduğu için de cildi hafif hafif tahriş etmeden çok minik minik soyan ve lekelerle savaşan bir tonik aslında. Cilt bakım ürünlerinden eğer fayda görmek istiyorsanız onları uzun vadede kullanmanız gerekiyor. Ben bu ürünü 5 gündür kullanıyorum. Bana hiç etki etmedi falan derseniz olmaz. Demeyin yani öyle bir şey. Uzun vadede gerçekten etkisi güzel ürünler. Burada bahsettiğim neredeyse her ürün. Ben Sephora'dan almıştım. Hala bu büyük boyları var mı bilmiyorum ama mini boylarını geçenlerde görmüştüm. Çöpe gittiği için kalbim bir çıt kırık. Çünkü güzel bir tonikti. Ama o kadar çok cilt bakım ürünü deniyor. O kadar çok şey kullanıyorum ki. Tek bir ürünü bitirebilmem bazen mümkün olmayabiliyor maalesef. O yüzden adadan eliyoruz arkadaşım. Hem çok sevdiğim hem de kalbimi çok kıran bir kuru şampuanla devam edeceğim. İlk önce kalbimi kıranla başlayacağım. Eve Beauty'nin ekstra volüm veren kuru şampuanı. Kokusu güzel ama etkisi olmayan bir kuru şampuan. Bayağı dolu bu arada çünkü kullanamıyorum. Hiçbir şekilde maalesef saçımdaki o yağlı görüntüyü arındırmıyor, hacimlendirmiyor. Yani yapması gereken şey maalesef yapamıyor. Normalde Eve Beauty ürünlerini çok severim. Zaten o yüzden şans vermek istemiştim bu kuru şampuanı ama maalesef. Yine Batiste'nin kuru şampuanı, orijinal olan. Bundan kaç tane bitirdim arkadaşlarım sayamadım bile. İşlevini o kadar güzel yerine getiriyor ki. Tabii ki ilk uyguladığınızda saçta beyazlık bırakıyor ama ben o beyazlığı bir müddet saçımda bekledim. Sonrasında hafifçe parmaklarımla dağıtıp o şekilde kullanıyorum. Yani sıkar sıkmaz dağıtırsanız çok fazla bir etkisini göremezsiniz bu tarz ürünlerde. O yüzden biraz beklettikten sonra saçlarınızı dağıtmanız gün boyu sizi rahatlatacak bir noktaya getiriyor. Artık neden bilmiyorum. Mağazalarda vesaire göremiyorum. Genelde Trendyol'dan alıyorum artık. Batiste Türkiye'den mi çekildi? Mağazalardan mı çekildi? Bu konu hakkında bir bilgisi olan var mı arkadaşlarım? Yazın lütfen. Çünkü ben de merak içerisindeyim. Marc Anthony'nin Instant Miracle Mask'lerinden Volumizing Clay Hair Mask'i. Bu yağlı saçlar için hacim veren bir kil maskesi. Biliyorsunuz ben bunun nemlendiren ve bakım yapan maskesini çok seviyorum. Burası hafif böyle su yeşil renklerinde olan versiyonu. Bunu da sevmiştim açıkçası ama benim saçlarım çok yağlı olmadığı için. Üçüncü günün sonunda saçlarım artık yıkamaya ihtiyaç duyuyor. Eğer saçlarınız hemen hızlıca yağlanıyorsa bence çok seveceğiniz bir ürün. Ama benim saçlarım birazcık kuruttuğu için. Duyuyor musunuz Pars'ın horlamasını? Annesi. Uyandırdım çocuğumu ama. Anneciğim yerini değiştir horluyorsun.
Eğer saçlarınız her gün yağlanıyorsa bence deneyebileceğiniz bir maske. Saçınıza uyguluyorsunuz, 3-5 dakika bekletiyorsunuz. İçerisindeki kil bu arada gerçekten inanılmaz yoğun bir kil. Saçlarınızın daha yavaş yağlanmasına yardımcı oluyor ama dediğim gibi kuru saçlar bunu sevmez. Bu gerçekten dünyanın en güzel şeylerinden biri. L'Oreal'in Magic Retouch spreyi. Bendeki koyu kahverengi olan. Şu arkada renk tonları var. Saçınızın rengine göre bakabilirsiniz. Bendeki koyu kahverengi tam oluyor. Saçlarımı topladığımda özellikle şu kısımlarda olan açıklıklar ya da şuradaki seyreklikleri üzerine fıs fıs sıkıyorum. Zaten yedeği vardı bende. Onu kullanıyorum şu an. Ben bunu asıl çil yapmak için kullanmıştım. Hatırlar mısınız bilmiyorum. TikTok hileleri denediğimiz bir video vardı. Orada böyle yüzüme uzaktan sıkıp çil görüntüsü yapıyordum. Koyu kahverengi birazcık koyu oldu arkadaşlarım. Bunun daha böyle kızıl kahverengi rengi olan bir tonu var. O çillerde inanılmaz güzel duruyor. Ama saçınız için bence kullanabileceğiniz en güzel hem beyazlık örten hem de ufak ufak böyle efendim söyleyeyim kellik diyeceğim artık. Benim şuralarım birazcık öyle. Oralara sıkıp güzelce tarayıp şekil verebileceğiniz bir sprey. Açıkçası ben bunu kullandığımda en geç ertesi gün duş alıyorum. Çünkü gözenekleri tıkadığını düşünüyorum birazcık. Bitmesi yakınlaşınca böyle elim ayağım titreyip hemen gidip yenisini alıyorum. Sephora'nın ejderha meyvesi içeren şöyle bir dudak peelingi vardı. Etkisi de gayet güzeldi. Hatta şöyle daha da yakından göstereyim size. Böyle tane de pütür pütür bir yapısı var. Siz dudaklarınıza sürdükçe ölü derileri çok güzel bir şekilde temizliyor. Çok pratik bir ürün ama bendeki bozuldu. Böyle kokusu değişti. Hani eski zamanlardan, 80'ler 90'lardan falan kalan makyaj malzemelerinin bir kokusu vardır ya. Aynı öyle bir kokusu var maalesef. Hala Sephora'larda var mı bilmiyorum. Ama ben böyle dudak peelinglerini anlık bir şekilde dudağıma sürüp ölü deriyi arındırıp böyle bir peçeteyle falan silip üstüne zaten dudak makyajımı yapmayı çok seviyorum. Çünkü ölü derili bir şekilde dudak asla ama asla bakımlı durmuyor. Gloss bile sürseniz günün sonunda o böyle bir şekilde dudağınızdan ayrılan bir deri görüntüsüne dönüşüyor. O yüzden eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa değerlendirebilirsiniz. Ama bendeki bozuldu. Kokinalarım nasıl bu arada? Bir çekim için almıştık. Daha doğrusu ofisten arkadaşlarım eve gelirken sağ olsunlar benim için almışlar. Onları saklayacağım. Onlar benimle diğer eve geliyor hatta. 2023 sonunda bakalım ne halde olacaklar. Hani şu an bir dilek dileme furyası var ya. Eğer kokinalarınız solmazsa 2023'e aynı şekilde girerse renklerini kaybetmeden bir dileğiniz kabul oluyormuş falan gibi bir şey var. İnşallah öyledir. CeraVe'nin SPF 25 içeren nemlendiricisi. Gerçekten o kadar güzel ki. Eğer kuru ciltliyseniz evdeyken güneş koruyuculuğu da sağlayan bir ürün uygulamak istiyorsanız güneş kremi kullanmadığınız zamanlarda bence bunu kesinlikle kullanabilirsiniz. Hem cildi çok güzel nemlendiriyor. Hem yağlı bir his bırakmıyor. Hem hızlıca emiliyor ama etkisini kaybetmeden emiliyor. Siz anladınız beni. SPF 25 içerdiği için de dediğim gibi günlük olarak makyaj altına kullanabilirsiniz. Evdeyken güneş koruyucu uygulamadığınız zaman kullanabilirsiniz. Ben bundan birkaç tane bitirdim. Çok da memnunum. Seviliyor kendileri efendim. Yine en sevdiğim deodorantlarımdan birini bitirdim. Ecoil'in Sense. Eğer şeker kokuları seviyorsanız. Aa geliyor. Kız normalde gelmiyordu bu. İşte durup durup bazen canlanıyorlar. Hem ter kokusunu baskılayan ama önleyen değil. Çok böyle şekerli, yenilesi bir koku istiyorsanız bence buna kesinlikle bakın. Ben defalarca kez bitirdim. Her bir tane daha videomda bundan bir tane oluyor. Kore cilt bakımına başlıyorsanız eğer mutlaka edinmeniz gereken Hemish'in All Clean Balm'ı. Bundan da defalarca kez bitirdim ve her seferinde şöyle göstereyim. Dibini sıyırıyorum bakın arkadaşlarım. Hiçbir şey kalmayacak kadar cımburlap her şeyini eritiyorum. Elinize aldığınızda, hafif ısıtmaya başladığınızda yağla cildi çok güzel arındırıyor. Bence cildinize en güzel gelen şeylerden biri kesinlikle çift fazlı temizleme. Sadece temizleme mendiliyle, micellar suyuyla ya da su bazlı bir temizlik yapıyorsanız bence ona artık bir dur deyin ve kesinlikle bir yağ bazlı temizleyici edinin. Güneş kremini çok güzel arındırıyor. Makyajı çok güzel eritiyor. Cildinizde gerçekten makyaj kalıntısı asla bırakmıyor. Çok bereketli. İçerisinde şu kadar kas kalın bir balm var ve minicik bir parça almanız bile ki içerisinde şöyle göstereyim. Kendi spatulası var. Hiç elinizi daldırmıyorsunuz. Spatulasıyla elinize bırakıp foş 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 cildinizi temizliyorsunuz. Bittikçe aldığım bir balm ve bence cildimi temizlediğim aşamada kesinlikle elimde cilt bakım rutinimde olacak bir ürün. Şimdi çok sevdiğim yağ bazlı bir üründen bahsettim. Ama maalesef anlaşamadığım bir yağ bazlı ürün daha var. Zaten gördüğünüz gibi kullanamadım. Birkaç gün şans verdim kendilerine ama asla cildim anlaşmıyor. Altera'nın Bio Alk temizleme yağı. Aslında içeriği gerçekten tertemiz ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş. Altera'yı marka olarak çok seviyorum çünkü hem vegan, doğaya karşı çok özenli yaklaşan bir marka. Ama maalesef bu temizleme yağı o kadar kalın ve o kadar böyle garip bir formda ki makyajınızı arındırıyor desem arındıramıyor. Cildinizden arınıyor desem o da olmuyor. Yani böyle balçık gibi bir forma bürünüyor maalesef. Ya bunu söylediğim için çok üzülüyorum. Çünkü dediğim gibi Altera'yı çok seviyorum ama maalesef bu temizleme yağı... Oradan hemen bir yüz temizleme mendiline geçiyorum. Toz alerjisi kalp ben. Hatta kırık kalp ben. Ürünler çok uzun zamandır beklediği için ve tozlu oldukları için şu an birazcık tetikliyorlar beni. Ama geçecek. Bu video birazcık zor geçecek. Fresh and Soft'un... Fresh and Soft'un zannediyorum ki bu makyaj temizleme mendilleri Türkiye'de yok. Ay bir cümle kurdum sadece bir dur. Ay ben bu videoyu çekemiyormuşum şu an. Bak burnum
tıkandı hemen. Zannediyorum ki Fresh and Soft'un bu makyaj temizleme mendilleri Türkiye'de yok. Çünkü biz Veysel'le balayımızı Kıbrıs'a geçirmiştik biliyorsunuz. Oradayken almıştım. Açıkçası etkisini de sevmiştim. Mendilini şöyle göstereyim size. Tarihi geçtiği için atmak durumunda kalıyorum. Şöyle gözenekli büyük bir mendili var. Cildi çok tahriş etmeden güzelce temizliyor. Ama dediğim gibi ben bu tarz mendilleri her gün kullanmayı asla önermiyorum. Ara ara eve çok geç gelmişsinizdir, alkollüsünüzdür. O zamanlarda kullanabileceğiniz ürünler. Ama dediğim gibi her gün no. Oradan yine çok kalbimi kıran bir ürüne geliyorum. Aslında ürünün yapısı, dokusu, her şey çok güzel. Sadece kalbimin kırık olduğu şey bu ürünü unutmuş olmam. Birçok ürünü üst üste koyduğumda alttaki ürünleri bazen unutabiliyorum. Bu da onlardan biri. Body Shop'un Body Butter'larından. Hindistan cevizli olanı. Yani normalde kokusu o kadar güzel ki ama şu an o kadar kötü ki. Çok güzel nemlendiriyor. Bunun böyle büyük kavanoz halinde olanları da vardı. Yüzüme uygulamıyorum ama vücuduma, ellerime, kollarıma, bacaklarıma duştan çıktıktan sonra özellikle inanılmaz güzel bir etkisi var. Eğer Hindistan cevizli kokusunu seviyorsanız bana güvenin. Bunun shea yağlısını da kullanmıştım. O da çok güzel kokuyor. Bunlar artık üretimde bile değil ama The Balm'ın Balm Shelter'ları benim ilk ten makyajı yapmaya başladığım dönemde kullandığım ürünlerden biri. Yapıları o kadar ince ki arkadaşlarım. Face and Body'ye inanılmaz benziyor. Ben yine böyle bir genel anlatacağım ama belki bir yerlerden yurt dışından falan erişebilirsiniz diye. SPF 18 içeriyor. Hani 15'i duydum, 25'i duydum da 18'i hiç duymamıştım bunlara kadar. Yıllarca gerçekten en sevdiğim ten ürünlerimden biri oldu. İkisi de bende bu arada light. Güneşte kalan ve gölgede kalan arasındaki farka bakar mısın? Gerçekten böyle cilde incecik bir örtücülük veren, inanılmaz parlak duran, asla cilt üzerinde anlaşılmayan ürünler. Bunlar neden Türkiye'den gitti bilmiyorum ama tekrar geri gelirse kesinlikle alıp günlük olarak kullanacağım ürünler olurdu. Oradan Nip & Fab'in glikolik asitli günlük temizleme pedlerine geliyorum. Ben bunu makyajımı çıkarttıktan sonra kullanıyordum. Zaten altında çok az kaldı ama artık ürün kurudu ve çok fazla alkol kokmaya başladı. Tarihi geçti yine. Ama tüm kutu doluydu ve ben gerçekten çok severek kullandım. Bunu sadece bu arada cildimde değil, dirseklerimde, dizlerimde falan da kullandım. Şöyle bir yüzeyi dokulu, diğer yüzeyi düz olan pedler bunlar. İncecikler. Cildinize tek bir ped zaten yeterli oluyor ama bence her gün kullanıma uygun olan pedler değil. Duştan çıktıktan sonra falan kullanabilirsiniz ya da dediğim gibi dizlerinize, dirseklerinize falan uygulayabilirsiniz. Cildi çok ufak ufak tahriş etmeden soyan pedler. Ben zannediyorum ki bunu Watson's'dan almıştım. Hala da var diyebiliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Redist'in keratin ve argan yağını göstereceğim sizlere. Bakın sonunda bitirdim arkadaşlarım. Çok uzun zamandır bende bunlar. Etkileri, kokuları gerçekten çok güzel. Duştan çıktıktan sonra saçlarımın boy ve uçlarına minnacık böyle bir pıtçık alıp iyice ellerimin arasında eritip uyguluyordum. Yağın alırsanız saçınızı ağırlaştırıyorlar. Ambalajları çok tatlı. Bunları bitirdiğim için artık yeni keratin ve argan yağları deneyeceğim. Saçınız eğer yıpranmışsa, kırıksa, tüleriyorsa böyle hafif hafif saçınıza uygulayıp anlık olarak o görüntüyü alıp uzun vadede güzel bakım yapan yağlar bilginiz olsun. Bu o kadar güzel bir şey ki. By Witch Trend'in mandelik asiti %5 içeriyor. Şöyle göstereyim. Su formunda bir ürün. Mandelik asit büyük molekül olduğu için cildinizin tam alt katmanlarında değil daha yüzeyde çalışıyor. O yüzden de cildinize çok hassasiyet yaratmadan minik minik soyuyor. Ben bunu haftada maksimum 2 kere falan kullandım. Boyutu 120 ml olduğu için maalesef buraya kadar kullanabildim. Görünüyor mu bilmiyorum ama hayatınızda ilk defa bir asitle cildinizi tanıştıracaksanız bence bu ürünle başlayabilirsiniz. Dediğim gibi haftada 1 ile başlayıp sonrasında yavaş yavaş 2'ye yükseltebilirsiniz. Cildi soyan bir şeyden bahsetmişken şimdi de siyah noktalar üzerinde çalışan bir şeyden bahsedeyim. Bu Cosrx'in BHA Bracket Power Liquid'i. Bu By Witch Trend'e göre biraz daha agresif bir ürün. Daha yoğun bir ürün. Tam sıvı değil ama jel de değil. Böyle garip akışkan bir formu var. Bu arada üst üste asitleri asla uygulamamanız gerekiyor. Dediğim gibi bu siyah noktalar üzerinde çalıştığı için eğer ikisini aynı gün kullanacaksam bunu sadece burun bölgeme uyguladım. Bunu da tüm cildime uyguladım burnuma getirmeden. Yavaş yavaş cildinize alıştırırsanız haftada 3-4'e kadar kullanabileceğiniz çok güzel bir siyah nokta temizleyicisi. Bunların zaten içerikleri çok temiz. Güneş korucusu kullandığınız sürece cildinize bence yapabileceğiniz en güzel yatırımlar bunlar. Siyah nokta bantları tabii ki anlık olarak çok güzel cildi temizliyor ama uzun vadede bir çözüm değil. Alttan alttan temizlemek, eğer kalıyorsa da siyah nokta bantlarıyla anlık bir şekilde makyajınızı yapacağınız zaman temizlemek daha mantıklı. O yüzden bunu alın arkadaşlar. Ve tabii ki Garnier'in Micellar makyaj temizleme suyu. Yani yıllardır kullanıyorum arkadaşlarım. Bunun çift fazlasını da çok seviyorum. Sonuçta her zaman çift fazla bir şekilde çıkartmadığımı söylemiştim size cildimi ama %90 çift fazlarla temizliyorum. Çok güzel bir şekilde makyajınızı temizliyor. Çift fazlası da göz makyajınızı temizlemek üzerinde çok etkili. Bunları zaten anlatmaya çok gerek yok. Bence hepimiz etkilerini çok iyi biliyoruz. Morphos'un keratin serumu. Bunu bana yıllar önce zannediyorum ki Zonguldak'taki kuaförüm Emrah abi vermişti. Gerçekten minicik bir parçasıyla saçınızı ağırlaştırmadan saç uçlarınıza çok güzel bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Yine fazla alırsanız yağ sonuçta vıcık vıcık yapar saçınızı. Duş sonrası saçlarınızı taradınız. Nemliyken bunu saçınıza uyguluyorsunuz. Bence bu yağların hepsi zaten birazcık saçlarınız nemliyken, ıslakken saça çok daha güzel bir etkisi oluyor. Kuruyken de daha minik miktarlarda almanız gerekiyor. Yoksa kuru saçı dediğim gibi
ağırlaştırıp böyle garip bir şekle sokabiliyorlar. Morphos zaten bir kuaför markası. Trendyol'da vesaire de her yerde satışı var. Ona da bakabilirsiniz. Keratin serumları çok seviyorum çünkü saçınızdaki o yıpranmışlıkları çok güzel alıyor. Yine uzun vadede kullanımda etkisini görmeye başlıyorsunuz ve gerçekten eğer saçlarınızı arkadaşlarım düzenli bir şekilde şu kadarcık kestirirseniz etkisine inanamayacaksınız. Hem daha çabuk uzuyor, daha da böyle gür bir görüntü oluyor. Sinoz'un bronzlaştırıcı spreyi. Bunu Veysel'le Antalya'ya tatile gittiğimizde yanımıza getirmiştik. İçerisinde SPF 15 var ve vitamin E içeriyor. O kadar güzel kokuyor ki bak, beni yaza götürüyor işte böyle güneş koruyucular. Ben açıkçası bronzlaştırıcı kullanacağım zamanlarda bile altına böyle bir güneş koruyucusu kesinlikle uyguluyorum. Üzerine bunu sıkıyorum. Yani çok fazla da yakmasın beni. Bunlar çünkü bazen böyle cos diye sizi kızartabiliyor. Aslında bu çok öyle agresif bir ürün değil ama yine de dediğim gibi eğer cildiniz hassassa kesinlikle altına böyle bir güneş koruyucu uygulayarak sonrasında bronzlaştırıcılarınızı uygulayın. Etkisi güzeldi, nemlendiriciliği güzeldi. Beni asla yakmadan, cildimi böyle hassaslaştırmadan hafif bir bronzluk sağlamıştı. O yüzden sevmiştim bunu. Elimdeymişken güneş koruyuculardan devam edeyim. Nivea'nın koruma ve ferahlık sağlayan 50 SPF'li güneş koruyucusu. Bu hafif böyle mentollü bir ürün arkadaşlarım. O yüzden sahil kenarında cildinize sıktığınızda güzel bir ferahlık veriyor güneş altında. Hem de beyazlık bırakmadan bakın çok güzel böyle parlak bir dokusu var. Her yaz alıyoruz yani biz bundan. Ama ferahlık olanını denemediyseniz kesinlikle deneyin. Gerçekten çok tatlı. Yiyip bitirdiğim ama artık vaktim olmadığı için maalesef kullanamadığım bir ürün. L'Oreal'den Elsevin Hindistan cevizi yağı. Banyo öncesi saç maskesi. Şöyle size içerisinde ne kadar az kaldığını göstereyim. Kokusu falan da değişmedi ama çok uzun zamandır bende olduğu için artık atmaya karar verdim. Bunu duştan önce bütün saçıma arkadaşlarım, dipten uca iyice buluyorum saçımı. Güzelce böyle her yerini krem yapıyorum. Sonrasında bir bone geçirebilirsiniz saçınıza. Duşa girdiğinizde zaten akıtıp sonrasında saçlarınızı yıkıyorsunuz. Gerçekten o kadar güzel bir etkisi var ki. Saçlarınızı o kadar güzel yumuşatıyor. O kadar böyle pamuk gibi yapıyor ki. Eğer vaktiniz varsa, haftada bir de olsa ben kullanırım düzenli bir şekilde diyorsanız bence buna kesinlikle bakın. Listerine'nin Advanced White ağız bakım ürünü. Dişlerimi fırçaladıktan sonra kapağına minicik döküp hop fışı 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 güzelce çalkalıyorum ağzıma. Beyazlatma etkisi o wow bir şekilde bence yok ama ağız için çok güzel temizleyen, çok da güzel bir kokusu olan bir ağız bakım suyu. Clinique'in Moisture Surge'ü. Bu o kadar güzel bir nemlendirici ki arkadaşlarım. Dibini sıyırmışım. Bırakmam efendim yani. Bir gramını bile israf etmem. Eğer cildiniz kuruysa ama böyle çok kuruysa bunun intense olan versiyonunu kullanabilirsiniz. Ama cildiniz kuruysa, günlük olarak nemlendirmek istiyorsanız, makyaj altında falan da kullanayım diyorsanız, gece yatarken de uygulayayım, gün içinde canım sıkıldıkça da uygulayayım diyorsanız çok 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 güzel nemlendiriciliği olan, cildi gerçekten neme doyuran harika bir ürün. Tabii ki olmazsa olmazlarımdan Cosrx'in Low pH Good Morning Gel Cleanser'ı. Yine Kore cilt bakımına eğer yeni başladıysanız deneyebileceğiniz ürünlerden biri aynı şekilde Hemish gibi. Cildinizi köpürterek temizliyor ama hassasiyet bakımından bakarsanız bu daha hassas ciltlerin sevebileceği bir ürün. Kore cilt bakımı kalpler yani. Urban Care'in Expert serisinden biyotin ve kafein içeren dökülme karşıtı peeling şampuanı. Ben size bunu daha öncesinde göstermiştim. İkinci ambalajını da bitirdim arkadaşlarım. Eğer böyle kuru şampuanları çok yoğun kullandığım bir zaman dilimi varsa, eğer sabitleme spreyleriyle birazcık saçlarımı yormuşsam, içerisinde hiçbir şey bulamazsınız ama şöyle kapağından bence birazcık da olsun fark edilebiliyor. Böyle tanecikli bir ürün. Minicik bir parça almanız saç dibinize gerçekten yeterli oluyor. Ben saç diplerimdeki o gözeneklerimin tıkandığını hissettiğim dönemde özellikle kullanmayı seviyorum. Yani her duşa girdiğimde kullandığım bir ürün değildi. Saçları çok güzel bir şekilde böyle derinizi arındırdıktan sonra şampuanladığınızda hem saçlarınızın ferahladığını hissediyorsunuz hem de bence dökülme karşıtı diyor ya. Gerçekten o işlevini bu biyotin ve kafein serisi yerine getiriyor yani. Hani spreyi de var bende. Hatta dur bunu da göstereyim. Spreyini de çok seviyorum. Duştan çıktıktan sonra fıs 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 saçımın diplerine güzelce uyguluyorum saçlarım nemliyken. Sonra da minik minik böyle parmak hareketleriyle ya da şu masaj tarakları var ya onlarla böyle güzelce geçiyorum. Kan dolaşımını arttırıyor. Hem de saçlarınızın içerisine daha iyi nüfuz ediyor. Yeni yeni saçlar çıkarttı arkadaşlarım. Bir tanesini bitirdim. Şimdi ben ikincisine geçtim. Onu kullanıyorum. Etkisinden memnunum açıkçası. Özellikle yurt dışında bunu çok daha düzenli kullanıp videolarını çeken insanlar var. Onları gördüğümde şok geçirdim. Çünkü mesela şurada ufak bir açıklığı var. Düzenli olarak oraya uygulayıp sallıyorum bir 6 ay sonraki halini gösteriyor ve orada şöyle bir saç tutamı var. Yani inanamazsınız. Etkisi gerçekten çok güzel. Real Barrier'ın böyle iki tane ürününden bahsedeceğim şimdi sizlere. Aqua Soothing Gel Cream'i. Bu bayağı cildi nemlendiren ama hafif de cilde bir serinlik veren çok güzel bir krem. Zaten bu arada Real Barrier hassas ciltlere özel bir marka. O yüzden eğer cildiniz hassas ya da hassasiyet yaşadığınız bir dönemde
gerçekten sizi asla yormayacak. Hem cildinizi çok güzel nemlendirecek hem de çok güzel bakım yapacak ürünler. Bunu zaten gördüğünüz gibi yedim bitirdim. Toni'nin de içerisinde ne kadar kaldı? Şu kadar falan var. Anlaşılıyor mu bilmiyorum ama 12 aylık zaman dilimini geçirdiğimiz için artık kullanmıyorum. Hafif krem jel formunda olan bir tonik. Dilerseniz pamukla da uygulayabilirsiniz ama ben bunu böyle parmaklarımın arasına alıp güzelce cildime yediriyordum. Hem çok güzel nemlendiriyor hem çok güzel yatıştırıyor. Puru ve hassas ciltlerin bence çok seveceği bir marka Real Barrier. Ve Corandi'den almıştım ben bunları. Oradan bakabilirsiniz. Corandi'nin sitesinde de zaten dönem dönem indirimler oluyor bu arada. Onları da eğer yakalarsanız tadından yenmez. Yani gerçekten çok başarılı ürünler. Tony & Guy'ın ısıya karşı koruyucu spreyi. Bu o kadar güzel bir sprey ki arkadaşlarım. Saçlarımı düzleştirmeden, maşalamadan önce kuruyken saçlarımı şöyle uzaktan foş 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 güzelce sıkıyorum. Sonra güzelce tarayıp onu saçımın her yerine homojen dağıtıyorum. Aradan böyle bir 5 dakika geçtikten sonra saçımda iyice kuruduktan sonra hemen üzerine maşamı ya da düzleştiricimi uyguluyorum. Saçlarımın gerçekten yıpranmasını engelleyen bir ürün. Ambalajı değişti mi bilmiyorum çünkü bu bende çok uzun zamandır var. Şimdi bunun içerisine farklı bir şeyler döküp kullanacağım çünkü bu ambalaj çok tatlı bak. Hatta bak şu an içinden hala ufak ufak çıkıyor ama artık yeto, her yerim ıslandı. Bu arada aklınızda bulunsun. Ben bunu böyle sıkarken fark etmemişim. Birazcık yere de gelmiş. Sonra terlikle aynı yerden yürümeye kalkıştığımda öyle bir kaydım ki arkadaşlar. Allah'a kavuşuyordum yani. Oradan da anlayabilirsiniz saçınızdaki etkisini bence. CeraVe'nin cildi nemlendiren, çok nazikçe temizleyen, köpürmeyen şu temizleyicisi. Arkadaşlar o kadar güzel bir ürün ki. Pompalı olduğu için kullanım zaten çok rahat. Eğer Roaccutane döneminde olsaydım kesinlikle alacağım ürünlerden biri ve bir diğeri. Hatta ve bir diğeri. Roaccutane döneminden sonra da kullanacağım diğer ürün. Cildi çok güzel nemlendiriyor. Asla gergin bir hissiyat vermiyor. Hafif bir temizleyici arıyorsanız yine bakabileceğiniz harika bir ürün. Şu an ikinci ambalajına geçtim. Her gün artık ben makyaj yaptığım için ister istemez çok fazla yüz temizleme jelleri, temizleme yağları vesaire kullanıyorum. O yüzden bunu bitirdiğimde hemen yenisini aldım. Biolessence Started makyaj bazı. Yapısı oldukça güzel. Dibinde çok az var. O yüzden size göstereyim dedim ama şöyle. Betüş peri arıyor şu an. Alo. Aşkım. Videodayım bir tanecim sen. Bence her cildin kullanabileceği bir makyaj bazı. Bunu fondötenlerinizle karıştırıp uygulayabilirsiniz. Çok uygun fiyatta olduğu için de açıkçası çok çok severek kullandığım bir ürün oldu. Makyaja hazırlık yapan güzel bir baz yani. Önerebilirim kendilerine. Yere bağdaş kurup oturmak neydi Merve? Şurada masada çekseydin ya kızım. Her yerim var ya katır kutur oldu. Kiko'nun Smart Hydrating fondöteni. Arkadaşlarım eğer kuru ciddiyseniz kapatıcılığı böyle hafiften ortaya gelsin günlük olarak kullanayım diyorsanız eğer bunu kesinlikle denemeniz gerekiyor. Çok güzel bir yapısı var. Ciltte çok güzel bir parlaklık veriyor. Süngerle de fırçayla da çok iyi anlaşıyor ama en iyi anlaştığı şey bence elleriniz. Ellerinizin arasında minicik ısıtıp sonrasında cildinize bu şekilde uygulayıp isterseniz üzerinden süngerle geçebilirsiniz. Bu arada bende olan ikinci ambalajını da göstereyim. Bu 20 numarası, bu 5 numarası. Yazın birazcık 20 numaraya kayıyorum. Kışın 5 numarasını kullanıyordum. İkisini karıştırıp kullandığım zamanlar da oldu. Renginizi bulabilmek için bazen böyle fondötenleri birbirine karıştırmak gerekebiliyor ama gerçekten etkisi çok güzel olan bir ürün. Hayatımda ilk kez C vitamini kullandığımda Clarisse'in bu Fresh the Juice vitamin drop'unu kullanmıştım. Ama gördüğünüz gibi okside oldu ve artık kullanım tarihi geçti. Eğer ilk kez C vitamini serumlarına başlıyorsanız gerçekten çok hafif bir şekilde cildinizi asla irite etmeden hem nemlendirip hem çok güzel bir parlaklık verip sabah akşam uygulayabileceğiniz bir hafiflikte olan ürün. C vitamini serumlarını ben güneş koruyucumun altına uyguluyorum. Hem güneş koruyucumuzun etkisini arttırıyor hem de beraberinde çalışıp çok güzel şekilde cildinizde renk işsizlikleriniz olur, efendime söyleyeyim güneş lekeleriniz olur, sivilce lekeleriniz olur. Hepsini çok güzel bir şekilde alıyor. Şu an denediğim farklı C vitamini serumlarım da var. Onları da çok seviyorum. Ama bunun özelinde şu an konuştuğumuz için bunu gerçekten çok çok beğendim, söylemek istedim. Yine aynı şekilde Clarisse'in Fundamental Watery Oil Drop'u. Yani bu o kadar garip bir ürün ki. Şu an dibinde böyle azıcık kalmış. Etkisini şöyle göstereyim. Ciltte çok yağlı bir doku bırakmadan hafif bir parlaklık vererek çok güzel nemlendiriyor. Hyaluronik asitlerinizin altına uygulayabileceğiniz, onlarla çok iyi anlaşan bir ne yağ formunda ne su formunda ikisinin ortasında bir ürün. Cildinizden asla kusma yapmayan, çok güzel nemlendiren, tek başına da uygulayabileceğiniz, makyaj altında falan da kullanabileceğiniz çok güzel bir bakım ürünü. Ama dediğim gibi hyaluronik asitlerle de çok güzel anlaşıyor. Bunsuz bir tane bitenler videomuz yok arkadaşlarım. Maybelline'in bu kapatıcısı o kadar güzel ki. Ben sünger aplikatörünü bu arada çok seviyorum. Bunu çıkarıp kullananlar da var ama göz altlarıma minicik, T bölgeme minicik uygulayıp sonrasında onu çok güzel bir şekilde böyle hafif cildime gelecek şekilde dağıtıp fondöten vesaire kullanmaya ihtiyaç duymuyorum. Eğer çok yoğun böyle kızarıklığımın olduğu bir bölge varsa da hemen böyle parmağımı alıp pıt pıt oradan da geçiyorum. Yapısı incecik. O yüzden de bence cildinize uyguladığınız
kapattığınız zaman böyle birazcık bekleyin. Sonrasında dağıttığınızda hem çok daha güzel bir kapatıcılık sağlıyor hem de cilde çok güzel oturuyor. Yani harika bir ürün kendileri. Şuradan bana güneş vuruyor. Ben burada şu jaluziyi kapatsam acaba çok renk dengesi değişir mi? Evet, pijamamla da yakalandım şimdi size. Video çekerken ben üstü şişhane, altı gümüşhane. Oh be, aydınlandık kız. Daha iyi oldu sanki böyle, değil mi? Güneş hassasiyeti var bir de bende. Böyle gözlerimi kısarak konuşuyormuşum videoda. Şu an fark ediyorum. Artık sonuna gelmişken hem de. Çok severek kullandığım hyaluronik asitlerimden biri. Cosrx'in Triple Hyaluronic Moisture ampulü. Bahsettiğim buydu arkadaşlarım. Bunu altına uygulayıp üzerinden bunu geçtiğinizde bir nem patlaması yaşıyorsunuz. Ama altında kesinlikle bir ıslaklık olmalı. Yani kuru cildinize bunu asla uygulamamalısınız. Eğer böyle bir serumunuz, bir şeyiniz yoksa cildinizi hafif suyla nemlendirip üzerinden bununla da geçebilirsiniz. Cildinizin üzerindeki o nemi böyle hop diye cildinizin alt katmanlarına çekip hapsediyor. Cildinizin daha nemli, daha ışıl ışıl görmesine yardımcı oluyor. Ama hyaluronik asitleri eğer kuru cildinize uygularsanız bu sefer sizin cildinizdeki nemi çekmeye çalışacak. Çünkü bunlar nem çekici moleküller. O yüzden ıslak bir şey vermeniz gerekiyor ki o ıslaklığı sizin cildinize çeksin. Sizin cildinizdeki nemi çekmesin. Bu çok önemli bir detay. Lütfen bu hataya düşmeyin. Sonrasında hyaluronik asit kullandım, cildim çok kurudu Merve diyorsunuz. Sebebi bu. Kalbim paramparça. Annişan'ın glitterlarına bayılıyorum. Hatta şu an gözümde görebilirsiniz. Farımın üzerine de şöyle şık şık bıraktım. Palet şeklinde olan glitterleri de çok güzel. Böyle jel glitterleri de çok güzel. Ama gelin görün ki arkadaşlarım, ben bunu makyaj masamda unutmuşum ve maalesef güneşe maruz kalmış. Geldiği son hali böyle. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Bak, alamıyorsunuz bile zaten. Öyle bir katılaşmış ki artık. Gitti. Gitti, kalbim çok kırık. Anisha glitterlar gerçekten çok pahalı ama hak ediyorlar arkadaşlarım. Gözünüzden bulaşma yapmıyor, dökülme yapmıyor. Bıraktığınız yerde kalıyor. Yer değiştirmiyor. O yüzden de gün boyu çok rahatlıkla aman şurama döküldü mü, aman göz kapağıma doldu mu falan derdi olmadan kullanabileceğiniz ürünler bunlar. Cilt bakım markalarında en sevdiğim markalardan birine Etapure. Hem hyaluronik asidini hem de EHA serumunu kullandım. Bunların yalnız kullanım ömürleri o kadar az ki arkadaşlarım. Gerçekten aldığınızda sadece bu ürünleri kullanmanız gerekiyor. Kullanım ömürleri sadece 3 ay. O yüzden hyaluronik asidi büyük bir şevkle, büyük bir istekle kullandım. EHA serumunda da sadece yarılayabildim. Şöyle arkasına bastırarak buradan damlatabiliyorsunuz bu şekilde. Sadece 3-4 damlası bile tüm cildinize yeterli oluyor arkadaşlarım. O kadar manyak, o kadar güzel ürünler ki. Vetem aldım bu likit farları. Geçenlerde kullanayım diye bir açtım. Fırçası bile içerisinde kalacak kadar kurumuş arkadaşlar. Bak şimdi. Nerede? Aa, yok. Renkleri çok güzel. Hala ve tam aldım bu krem farları var mı bilmiyorum ama varsa eğer kesinlikle deneyin. Çünkü böyle hafif köpük krem formu arasında gözünüzün üstüne fırçasıyla bırakıp şöyle parmağınızla bile dağıtabilirsiniz. Fırçayla dağıttığınızda da rengi azalıp yok olmuyor. Çok başarılı ürünlerdi ama dediğim gibi kurumuşlar. Çocuğum rüya görüyor muhtemelen. The Balm'ın şu glossları. Bendekinin rengi neydi? Konnichiwa rengi galiba. Rengi, dokusu, yapısı o kadar güzel ki arkadaşlarım. Tek sıkıntı, bak size şöyle de rengini göstereyim. Tek başına uygulayabileceğiniz müthiş bir ton. Dudakları çok güzel dolgun gösteriyor. Hafif de böyle mentollü bir yapısı olduğu için bir dudak dolgunlaştırıcı kadar etkisi olmasa da hafif hafif o etkiyi de alıyorsunuz açıkçası. Yani renkli bir gloss olduğu için hem renk hem parlaklık veriyor. O yüzden günlük olarak çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Maalesef benimkinin kokusu birazcık değişti, o yüzden çöp. Ya buna o kadar kalbim kırıldı ki yine güneşte unuttuğum, makyaj masamın üzerinde unuttuğum bir glossum. Lighten 905 numaralı glitter rengi. Hafif böyle yavru ağzı tonlarında, içerisinde altınlar, hafif pembeler olan, güzel ışıltısı olan bir gloss'tu. Ama gelin görün ki onun da kokusu değişmiş güneş dolayısıyla. Benim bu makyaj masamı artık gerçekten yeni eve taşındığımızda gölgede olan bir yere almam lazım. Çünkü onun üzerindeki ürünler jaluziyi kapatsam bile bozulabiliyor. Böyle yapışkan, ağır bir dokusu yok. Dudaklarınızın arasında uzamıyor. Hafif böyle yağımsı bir dokusu olduğu için de günlük kullanımda bence çok güzel, kolay bir ürün. Yine güneşte kaldığı için başına bin bir zeval gelen şöyle bir ürünüm var. Bunun ne renk olduğunu bile hatırlamıyorum ama zannediyorum ki bozulmanın tam karşılığı bu arkadaşlarım. Aplikatörü böyle ama üzerindeki renk böyle. Hani bunu cildime şu an sürmeye bile korkuyorum. Peçeteye süreyim. Ne renk olduğu şu an belli olmayan bir renk. Böyle küf yeşili gibi bir rengi oluyor. Normalde Avon'un bu lip stainlerini denemek istiyordum sizinle ama diğer ikisini bulacağım. Bende iki tane daha var. Onları bulup deneyeceğim. Çünkü dudakta böyle çok hafif tatlı bir renk bırakıyorlar. Ben bunları kullandığımda üzerinden hafif bir glossla geçiyordum. Çünkü birazcık sanki dudakları kurutuyormuş gibi bir etkisi var. Urban Care'in Shake and Repair şöyle bir bukleli saçlar için olan köpüğü var. O kadar güzel ki. Bu benim bitirdiğim kaçıncı şişem bilmiyorum arkadaşlarım. Eğer saçlarınız dalgalıysa, kıvırcıksa duştan çıktıktan sonra böyle iyice çalkalayıp şöyle fık fık alıp saçlarınızı aşağıdan yukarıya böyle böyle şekillendirirseniz katır kutur yapmadan güzelce bir şekil veriyor saçınıza. Arkadaşlarım sepetin içine bir şeyler döküldüğü için üzerleri böyle
böyle garip grup oldu ama Simple'ın kağıt maskelerini çok seviyorum. Ambalajları hala böyle mi bilmiyorum ama son kullanma tarihlerini o ayında kullandım. Çünkü bunlar da arkada kalmışlar. Pollution Protect olan var, Hydrating olan var, Rich Moisture olan var. O kil maskelerinden sonra olan gerginliği alan, yatıştıran harika maskeler. Makyaj öncesi kullanmayı da çok seviyorum bu arada. Bunu Rossmann'dan almıştım ben. Leaders in Solution'ın Daily Regeneration maskesi. Söylemekte çok zorlandım ama şöyle göstereyim. Cildi yenileyen, tazeleyen, nemlendiren çok güzel bir maske. İçerisinde salyangoz özü ekstresi var ve cildi dolgunlaştıran, sıkılaştıran, canlandıran bir etkisi var. Gerçekten öyle arkadaşlarım. Ben bundan bir 3-4 tane kullandım bu arada. Her Rossmann'a gittiğimde bulamayabiliyorum bu versiyonunu. Böyle maskenizi pıt yüzünüze yerleştirin efendim. Kahvenizi yapın. Bir dizinizi açın. Şöyle keyifli keyifli maskenizle beraber oturun. Bu maskeleri çünkü ben gerçekten cildimde söylenildiği kadar az tutmuyorum. 10-20 dakika diyor bunda mesela. Bunda da 15 dakika diyor. Ben yarım saat 40 dakika. Ne kadar olursa tutuyorum. Bu maskelerin içinde kalan o jelini de elime alıp böyle dirseklerime, bacaklarıma, vücuduma, boynuma, dekolte bölgeme her yerime uyguluyorum. Garnier'in nem bombası gözaltı torbalarına karşı kağıt maskesi. Ben bunları buzdolabında saklıyorum arkadaşlar. Birkaç tane daha kullanmıştım ama onları atmışım. Sadece bir tane kısmına bunu yerleştirmişim. Sabah uyandığınız gözleriniz şiş. Hemen alıyorsunuz, pıt yapıştırıyorsunuz. Serin serin. Hem de çok güzel bir nemlendirme etkisi oluyor. Böyle kağıt maskelerden sonra kapatıcı falan uyguladığınızda kapatıcınızın cildine ne kadar güzel oturduğunu göreceksiniz. Etkileri gerçekten çok güzel. Ben kağıt maskeleri çok seviyorum. Yine Leaders in Solution'ın PHA uyku maskesi. Uyku esnasında tahrişe yol açmadan ölü derileri arındırır. İçerdiği dut ekstresiyle de cilde aydınlık bir görünüm kazandırır diyor. En son gece yatarken cildimden böyle minik bir parça alıp güzelce uyguluyorum. 10-15 dakika sonra yatıyorum ki o birazcık cildime otursun. Yani direkt böyle ürünü yastığa transfer olmasın diye. Ben etkisini sevmiştim açıkçası. Sabah uyandığımda cildim gayet güzel tek renk görmüştüm. Ben galiba bu Leaders in Solution'ın daha fazla ürününü kullanmalıyım ya. Kullandığım iki ürününden de memnun kaldım. Kiko'nun Liquid Skin Second Skin Fondöteni. Bence bu birazcık daha karma yağlı ciltleri sevebileceği bir ürün. Cildimize sabitleniyor. Çok güzel bir kapatıcılık veriyor. Cildin üzerinde böyle fazla fazla ürün görüntüsü de olmuyor aslında. Düşürdüğüm ürünler arasında galiba bundan bir tane daha olacaktı. Allah bilir nereye gitti onu. Dur bakayım bir dakika. Koltuğun altından bir tane daha ürün buldum ama bunun diğerini bulamadım. Bir tane daha gloss'um vardı benim. Not'un gloss'ları çok güzel. Dudakların arasında uzamıyor. Hemen öyle dudaklardan silinip giden gloss'lardan da değil. Renkli olanları da çok güzel. O göstereceğim renkli olandı ama kaç numarası olduğunu hatırlamıyorum. Bu bendeki 02 numarası Pink Nude. Bunu rujlarımın üzerinden geçiyordum. Yapısı çok güzel, duruşu çok güzel ama yine güneşte kaldıkları için kokuları değişen ürünler. Bu arada kokuları normalde böyle süt gibi, bal gibi çok garip kokuyor. Çok güzel kokuyor. Şu an kötü kokuyor. Koltuğun altına giden yüz temizleme köpüğüm. Caudalie'nin Instant Foaming Cleanser'ı. Bazı temizleme köpükleri cilde çok fazla geriyor. Bu asla germeden, hassasiyet yaratmadan tüm ciltlerin kullanabileceği bir ürün. Ben bunu ya Roaktan döneminde ya da Roaktan sonrasında kullanmaya başlamıştım. Etkisi çok güzel, temizliği çok güzel. İçerikleri, formülasyonları falan çok başarılı. Son ürünüme geçiyorum arkadaşlarım hemen şu an. Çünkü artık boğazım o kadar kurudu ki konuşmakta zorluk çekmeye başladım. L'Oreal'in Paradise kahverengi maskarası. Normal Paradise fırçasına sahip zaten. Kahverengi maskaraları ben çok seviyorum. Özellikle günlük kapatıcı uyguladıysam, hafif böyle allık geçtiysem bazen siyah maskaralar çok keskin kalabiliyor. O zamanlarda efendim direkt olarak elim kahverengi maskaralara gidiyor. Asla açık bir kahverengi değil ama acı bir kahverengi de değil. Böyle ikisinin arasında kirpiklerinizi belirginleştiriyor ama siyah siyah da durmuyor. Yani gerçekten tam olması gerektiği renkteymiş gibi hissediyorum. Zaten bu maskaranın bende ikincisi koleksiyonumda var. Çok seviyorum efendim. Genel olarak şöyle gösterdim ürünlerde. Birkaç tanesi hariç cilt bakım rutinimde, saç bakım rutinimde ufak da olsa makyajda kullandığım ürünleri gösterdim ve eğer siz de benim fikirlerimi, favorilerimi beğeniyorsanız, aldığınızda etkilerinden memnun kalıyorsanız, cilt tipinize uygunsa eğer burada gösterdiğim ürünleri gerçekten satın alabilir, deneyebilirsiniz. Ve umarım bu videomu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bir sonraki bitenlerde, ümit ediyorum ki yeni evimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Haftaya yeniden görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.